Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Mahallenin uşaklarını Milliyetçi Hareket'e davet ediyorum" sözlerini değerlendirdi. Bahçeli'nin İyi Parti'de teşkilat başkanlığından alınan Koray Aydın'ı partisine davet ettiğini öne süren İsmail Saymaz, "Koray Aydın, Bahçeli'nin doğrudan kendisine seslenildiğini düşünüyor." İki nedenle, hem Alioğlu'nun MHP geçmişi yok, hem de, uşak, sözcüğü bir vakitler Bahçeli ile Aydın arasındaki şakalaşmalarda çok defa sarf edilmiş. Bu, Trabzonlu Aydın'ın sıklıkla kullandığı bir sözcük. Ancak MHP'den Aydın'a bir haber ya da elçi gönderilmemiş. Zaten Aydın da çevresine, asla, diyor, diye yazdı. İşte, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın o yazısı, Bahçeli, Koray Aydın'a sesleniyor MHP lideri Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında kürsüden inmeden önce, mahallenin uşak, uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum, dedi. Bahçeli'nin bu cümlesi, İyi Parti'de teşkilat başkanlığından alınan Koray Aydın ile başkanlık divanından çıkarılan Yavuz Ağırelioğlu'nu davet diye yorumlandı. Gazeteci Murat Yetkin'in, kimi kastediyorsunuz, sorusu üzerine Bahçeli, mahallenin derken ne demek istediğimiz açık, dedi. Dün İyi Parti çevrelerini yokladım. Koray Aydın, Bahçeli'nin doğrudan kendisine seslenildiğini düşünüyor. İki nedenle, hem Ağırelioğlu'nun MHP geçmişi yok, hem de, uşak, sözcüğü bir vakitler Bahçeli ile Aydın arasındaki şakalaşmalarda çok defa sarf edilmiş. Bu, Trabzonlu Aydın'ın sıklıkla kullandığı bir sözcük. Ancak MHP'den Aydın'a bir haber ya da elçi gönderilmemiş. Zaten Aydın da çevresine ''asla'' diyor ifadelerini kullandı.